Selamlar arkadaşlar. Bugün size biraz kaygıdan bahsetmek istiyorum. Çünkü kaygı gerçekten baş belası olabilen bir şey. Sahip olduğunuz yeteneklerinizi, becerilerinizi, özgüveninizi ve zekanızı yansıtmayı engelleyen bir şey. Dolayısıyla kaygı durumunda nasıl davranmalı ya da verdiğimiz tepkilerin ne olduğunu bilirsek belki bu konuda bir şeyler yapabiliriz diye böyle bir video çekmek istedim. Kaygı bir belirsizlik korkusudur. Ne olacağını bilmediğiniz zaman, kestiremediğiniz zaman, netlik arayışınızın sonunda belirli, net olarak bazı şeylere ulaşamadığınızda, yani belirleyemediğinizde kaygı oluşabiliyor. Kaygıyı besleyen birçok şey var. Bunlardan en önemlisi ebeveyn tutumları. Yani kaygılı bir annenin çocuğuysanız siz de kaygılısınız büyük ihtimalle. Ve kaygılı bir insansanız bu kaygının ortadan kalkması için, daha doğrusu bir insanın kaygısız olabilmesi için kaygısız bir anneye ihtiyacı vardır. Kaygılı bir annenin yanında kaygısız olmak neredeyse imkansızdır. O yüzden bazı insanlar kaygılı, bazıları daha az kaygılı, bazıları daha çok kaygılı olabilir. Önemli olan bu kaygılarıyla nasıl baş ettikleridir. Kaygının oranını azaltamayıp arttıramayabilirsiniz. Ancak kaygılı halde bile bu durumu nasıl yöneteceğinizi bilirseniz gündelik hayatınızı çok fazla etkilememiş olur. Ama kaygılı hissetmeye devam edebilirsiniz. Buradaki önemli nokta nasıl hissettiğiniz değil, hislerinizin yanında ne yaptığınız, arkasında ne gibi bir eylem sergilediğiniz aslında. Bizler kaygılıyken iki tane temel davranış sergiliyoruz. Bir tanesi kaçınmacı davranış. Bir tanesi de güvenlik sağlayıcı davranış. Mesela sahneye çıkacaksınız, kaygılı bir insansınız, heyecan yapıyorsunuz, iyi hazırlanmadığınızı ve yetersiz olduğunuzu düşünüyorsunuz. Sahneye çıkacağım, insanlar bana bakacak, rezil olacağım, bana gülecekler, hiçbir şeyi yapamadığımı düşünecekler, özgüvenim düşecek, rezil olacağım insanlara, bir sürü böyle etiket. Bundan dolayı kaygılanıyorsunuz ve sahneye çıkmak istemiyorsunuz. Herhangi bir şey de olabilir bu. Ben sadece sahne korkusu üzerinden örnek veriyorum. Çok somut bir örnek olduğu için. Çıktınız ve kaygılandınız. Bunu yaşamamak için kişi iki tane davranış sergiliyor. Bir tanesi kaçınmacı davranış dediğimiz davranışta, yani sahneye çıkmamayı tercih ediyor. Tabii bu opsiyonelse, yani kişi kendi seçebiliyorsa bu durumu. Örneğin hoca demiştir ki isteyenler yazılı olarak ödevini bana teslim etsin, isteyenler de sunum yapsın demiştir. Mesela üniversitede bu tarz opsiyonlar sunuyordu hocalar. Kimisi sahne kaygısından dolayı sunum yapmayı tercih etmiyordu. Yazılı olarak ödevi teslim etmeyi tercih ediyordu. Ben mesela sunum yapmayı tercih ediyordum daha çok. Buradaki kaygı, kaçınmacı davranışa sizi sürüklediği an sahneye gitmemeyi tercih ediyorsunuz. Sunum yapmıyorsunuz. Yazılı olarak teslim ediyorsunuz. Bir de güvenlik sağlayıcı davranış var. Güvenlik sağlayıcı davranış ise aşırı bir şekilde hazırlanmak demek. Mesela sahneye çıkacaksınız. Bir haftada hazırlanabilirsiniz normalde. Siz 2 ay önceden hazırlanmaya başlıyorsunuz. Aşırı bir şekilde tedbir alıyorsunuz. Mesela mikroplara karşı kaygılarınız var, hasta olma kaygınız var, aşırı bir şekilde temizliğe takıntılı hale gelebiliyorsunuz. Yani kaygı iki tane şey yaptırıyor size. Ya o davranıştan kaçıyorsunuz ya da fazla tedbir almanıza sebep oluyor. İnsanlar kaygılı anlarında güvence aramak adına diğer insanların yatıştırmalarına bazen muhtaç olurlar. Yani başka insanlar size öyle şeyler söyler ki iyi hissetmeye başlarsınız. Yaşayacağınız kaygılı durumdan dolayı hissettiğiniz o yoğun duygu hali biraz daha azalmaya başlayacaktır. Çünkü yanınızdaki arkadaş size şunu demiştir. Ya sahneye ne kadar kötü insanlar çıkıyor. Herkes şaşırıyor, herkes yanılıyor. Hocalar sana mı bakacak demiştir. Kendinizi diğerleriyle kısa bir süre içerisinde kıyaslayıp iyi hissedebilirsiniz. Ancak hayatınızın her alanına yansıyabilir bu. Her kaygı hissettiğinizde birinin yardımına ihtiyaç duymaya başlayabilirsiniz. Diğer insanlardan aldığınız bu yardımlar, yaşadığınız bu kaygıyı daha iyi çözmeye yönelik yeni yollar aramak ise asıl amacınız, o zaman faydalı olabilir. Ancak her defasında güvence aramak aslında faydalı olmuyor. Anlık olarak iyi hissedebilirsiniz ama bu sürekli olarak, döngüsel olarak devam ediyor. Bunu şuna benzetebilirsiniz. Rahatsızlanıyorsunuz ve sürekli doktora gidiyorsunuz. Bu rahatsızlığınıza neyin sebep olup olmadığını anlamaya yönelik gitmiyorsunuz ama. Sadece probleminizi çözsün diye gidiyorsunuz. Anne ve babanıza sürekli yardım için gidiyorsunuz ama sahip olduğunuz problemi çözebilecek yollar aradığınız için gitmiyorsunuz. Onlardan böyle bir yardım istemiyorsunuz. Sadece sizi rahatlatmasını ve problemlerinizi çözmesini istiyorsunuz. Bu durum aslında daha kötüye götürüyor her şeyi. Ama bu bir kısır döngü yaratıyor dediğim gibi. Yani normalde bu güvence arayışınızı problem çözme becerilerinizle daha sağlıklı bir noktaya taşıyabiliyorken bunu yapmayıp kolay yoldan halletmeye çalışıyorsunuz. Bu da anlaşılabilir bir şey. Çünkü rahat hissetmek, iyi hissetmeyi herkes ister. Anlık olarak da olabilir. Mesela panik atak yaşamaya başlayan bir insan, aniden kriz geçirdiğini düşünen bir insan o an iyi şeyler duymaya ihtiyacı vardır. Ve çoğu panik atak yaşayan insanları biliyoruz ki doktora gittiklerinde doktor senin hiçbir şeyin yok dediğinde rahatlarlar. Herhangi bir problem yoktur. Bu biraz da vücuttan gelen uyarıları yanlış yorumlamayla alakalı oluyor. Kalp hızının biraz artması kalp krizini geçirdiği anlamına geldiği için kişinin o an içerisinde öyle hissettiği için gerçekten kalp krizi geçirdiğini düşünür ve bu da ister istemez buna inandığı için vücudu da bu inancı doğrultusunda tepki göstermeye başlar ve kişi böyle bir döngüye girmeye başlar. Ancak bu problemini nasıl çözebileceğini biliyorsa ve bu panik atak dediği şeyi defalarca yaşadığı için nasıl başladığını ve nasıl biteceğini öğrendiği için bir kişi bu durumu kolay yönetebilir. Ancak her panik atak yaşadığında ya da her kaygısı yükseldiğinde sürekli birinin ona yardım etmesini istemesi bu durumu sadece geçici olarak önleyebilir. Örneğin Ahmet diye biri markete gitmeye çekiniyor, korkuyor, agorafobisi var, işte kalabalık içinde duramıyor, sosyal fobisi var belki. Ahmet'in bu durumundan dolayı komşusu Ali ona sürekli olarak yardım ediyor gibi düşünün. Yani Ahmet dışarıya çıkıp alışveriş yapamadığı için, evindeki gıda tükendiği için Ali'ye muhtaç hale geliyor ve Ali de ona yardım etmek adına haftalık ona alışveriş yapıp evine getiriyor alışveriş yaptığı ürünleri ve böylece Ahmet'e yardım ettiğini düşünüyor. Çocuk zaten çıkamıyor dışarıya, bari ona böyle bir yardımım olsun. İyi hissedebilir kişi kendini, yardım ettiğini düşünebilir ancak aslında hiçbir yardımı yoktur neredeyse. Sadece anlık olarak yardım etmiştir ama Ahmet'in de evde kalmasına sebep olmuştur. Yani var olan problemin devam etmesini sağlamıştır. Bunun neresi iyilik o zaman? Siz dışarıdan baktığınızda "Aa ne güzel ona bir gıda getiriyor" dediğinizde evet bu yönü iyilik olabilir ama kaybettirdiği şeyler daha fazla. Ahmet'in içinde olduğu durumu destekler, onaylar vaziyette bir harekette bulunuyor. Ona malzeme alıp alışveriş yapıp evine kadar, ayağına kadar getirmesi var olan durumunu destekliyor. Neden kaygı vardır? Neden insanların bazıları kaygılı, bazıları kaygısız? Yani bunun sebebini tabii ki öğrenebilirsiniz ama pratik olarak o an size çok faydası olmayabilir. Yani diyelim ki genetik olarak kaygınız daha fazla yüksek. Anneniz, babanız kaygılıydı. Ebeveynlerinizin tutumlarından dolayı kaygılı bir insan oldunuz. Önemli olan içinde bulunduğunuz durumu yönetebilecek beceriler kazanmaktır. Ve bunu da psikoterapilerle çok güzel bir şekilde yapabilirsiniz aslında. Bu psikoterapilerin en önemli yanı da psikoeğitim sürecini içermesi. Yani kişinin kendini bilmesi, kaygının neden olduğunu, beynimizin neresinde olduğunu, hangi hormonlara o an salgıladığımızı ve bunların ne kadar normal, ne kadar anormal olduğunu bilirsek bu durumu daha kolay bir şekilde yürütürüz. İnsan bedenini, beynini nasıl çalıştığını, bu sistemi hiç bilmiyorsa çok daha fazla zorlanıyor. Çünkü yaşadığı o kriz anını yönetemiyor. Neden yönetemiyor? Çünkü bilmiyor. Vücudunun o an içinde bulunduğu durumu bir hastalık olarak nitelendirebiliyor. Bir kriz, kalp krizi olarak nitelendirebiliyor. Halbuki yaşadığı şey ufak bir kalp çarpıntısı olabilir, biraz nefes darlığı olabilir ya da sadece bir düşünceden ibaret olabilir içinde bulunduğu durum. Buradaki en önemli süreç o yüzden kişinin kendini eğitmesi, psikoeğitim dediğimiz şey. Bunu kısmen terapilerde de danışanlarımıza yapıyoruz. Danışanlara bu konuda bilgi vermeye çalışıyoruz. Beyninin nasıl çalıştığını anlatmaya çalışıyoruz. Kaygılı biri ise mesela kaygı üzerine okumalar yaptığında bu durumu çok daha iyi yönetebildiğini görüyoruz. Ki bu konuda da benim tavsiyelerim oluyor, önerilerim oluyor. Örneğin kaygı konusunda bu kitabı sizlere önerebilirim. Kaygı üzerine yazılmış. Kaygıyla baş etmenizdeki bazı pratik becerileri de kitap içerisinde bulabilirsiniz. Kaygının temel mekanizması da aslında var içinde. Bunun yazarını, adını, ismini açıklama kısmına ekleyeyim. Daha kolay ulaşabilirsiniz. Bu da bir önerim olsun kaygıyla alakalı. Bunları neden söylüyorum? Kişi bazen şöyle hissedebiliyor. Ya ben çocukluğumdan beri böyleyim, kaygılıyım ve stresliyim. O yüzden hep böyle geldi, böyle gidecek. Aslında böyle olmak zorunda değil. Dediğim gibi hala his olarak, duygu olarak bunu yaşayabilirsiniz. Ama nasıl baş edeceğinizi biliyorsanız, kaygılı hissettiğiniz anları nasıl yöneteceğinizi biliyorsanız Diğer insanlarla hiçbir farkınız kalmıyor çoğu yerde. Hatta bir süre sonra bu durumu iyi yönettiğiniz için özgüveniniz daha fazla yükselmeye başlayacak ve kaygılı hissetme durumunuz da düşmeye başlayacak. En büyük problemlerden biri bu durumu çözemeyeceğimizi düşünmek. Zaten insanı başarıyla başarısızlığa taşıyan en büyük etken burası. Yapamayacağımızı ya da yapabileceğimizi düşünmek. Aslında yapabilecek kapasitemiz var, ancak bunu yapamayacağımızı düşündüğümüz zaman o kapasitemizi, o potansiyelimizi açığa çıkaramıyoruz. Psikoterapilerde kısmen bunları da yapmaya çalışıyoruz. Kaygıyla alakalı sizler de gerçekten çok ciddi problemler yaşadığınızı düşünüyorsanız bu konuda psikologlara, uzmanlara, psikiyatristlere başvurabilirsiniz. Çünkü kaygınız bir bozukluk seviyesindeyse ilaç tedavisi de alabilirsiniz. Ama psikoterapilerin bu konularda çok fazla faydasının olduğunu görüyoruz, düşünüyoruz. Bunlar yayınlanıyor, bunlar kitap halinde basılıyor. Kitaplardan, makalelerden takip de edebilirsiniz. Önerdiğim kitapta önemli bir kaynak. Kaygınızın sadece bir his olduğunu unutmayın. Kaygınız sizin bedeninize yayılan bir şey değildir. Siz değilsinizdir. Sadece zihninizde yer alan bir duygudur ve kendinizi bu konularda eğitmeyi, okuma yapmayı asla ihmal etmeyin. Konuyla alakalı sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.